Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte önümde görmüş olduğunuz Turkcell'in yeni telefonu Turkcell T60'ı inceliyoruz. Bildiğiniz gibi Turkcell T60 zaten adı üzerinde bir operatör telefonu, piyasaya çıkışını henüz gerçekleştirdi. İlk başta 789 liraydı yanlış hatırlamıyorsam, o civarda bir fiyatı vardı. Ön sipariş fiyatı bu. Şu anda fiyatı 889 liraya yükselmiş durumda. Sadece Turkcell online mağazadan alabiliyoruz ancak yakında bütün bayilere gelebilecektir. Bilgisini verdikten sonra telefonumuza yavaş yavaş geçelim. Her zaman olduğu gibi ilk başta tasarımıyla başlayalım. Telefonu ilk gördüğümüz zaman aklımıza direkt nedense iPhone geliyor. Aslında nedense değil, tip olarak bayağı bir benzediğini söyleyebilirim. Telefon aslında yerli üretim bir telefon değil. Sadece yazılımı ülkemizde yapılıyor. Onun dışında telefon ZTE'nin ürettiği Blade S6 modeline neredeyse birebir aynı diyebiliriz. Zaten telefonu da ZTE firması üretiyor. Yani Çin'de üretip Türkiye'ye gönderiyorlar. Ülkemizde de yazılmış hallediliyor. Tasarımdan devam edelim. Sağında solunda neler var bunları söyleyeyim size. Üst tarafında bir kulaklık girişi bulunuyor. Buraya 3.5 mm'lik kulaklığımızı takabiliyoruz. Sağ tarafında ses açma kısmı ve onun hemen altında güç tuşunu görüyoruz. Sol tarafında micro sim kart girişini ve onun hemen altında micro SD kart girişini görüyoruz. Bu arada söylemeyi unuttum. Sağ tarafta bir ısı ölçer deliği var. Buradan da hava sıcaklığını falan ölçebiliyor telefon. Alt tarafına baktığımız zaman mikrofonu görüyoruz ve onun hemen yanında USB girişini görüyoruz. Buradan telefonumuzu şarj ediyoruz veya veri aktarımı yapabiliyoruz. Onun dışında ön tarafta bir selfie kamerası var ve göremediğimiz bir sensör var. Telefonun iç kısmına yerleştirilmiş. Onun dışında alt tarafta renkli aydınlatmalı kapasitif tuşlar var. Bunlar gündüz güneş ışığında çok güzel ancak gece olduğu zaman gözleri biraz rahatsız edebiliyor. Turkcell'in mavisine benzetmeye çalışmışlar. Herhalde tam olarak tutturamamışlar. Keşke bu tuşlar ekran biraz daha büyütülüp ekranın içine alınsaydı, kapasitif şekilde dışarıda kalmasaydı diyorum. Arka tarafına baktığımız zaman bir adet tabii ki de doğal olarak kamera görüyoruz ve kameranın hemen altında yardımcı mikrofon bulunuyor. Kameranın sol tarafında da LED flaşı görüyoruz. Turkcell logosu var. Altında da T60 yazıyor ve 4K olduğunu belirten bir ibare var. Yani telefon zaten arkasında da yazdığı üzere 4G'ye hazır. Telefonun kendi hafızası 16 GB. Bunu 32 GB micro SD kartta destekleyebiliyoruz. Ancak 16 GB'ın 16'sını da tabii ki biz kullanamıyoruz. Şöyle bir şey var. Turkcell'in kendi yüklediği uygulamalar ki içinde hiçbir zaman kullanmayacağınız uygulamalar da bulunuyor. Mesela Domino's Pizza'nın uygulamasını kurmuşlar. Hani kullanmak istemeyenler bunları kaldırabilir ancak bazı Turkcell'in kendi yüklediği uygulamaları kaldıramıyoruz. Kıssadan ise biz bu 16 GB'ın sadece 10.5 GB'ını kullanabiliyoruz. Eğer bu hafıza size yeterli gelmezse ki gelmeyecektir muhtemelen 32 GB SD kartla destekleyebilirsiniz. Telefonun boyut ve ağırlığından da bahsedeyim. 144.2 mm bir boyu var. Genişliği ise 71.7 mm. Kalınlığı gayet ideal. Hani günümüz akıllı telefonlarında görmeye alıştığımız, fazla kalın diyemeyeceğimiz 7.8 mm. Ağırlığına gelelim. Aslında hafif bir telefon. 129.2 gramlık bir ağırlığı var. Şahsen o açıdan benim hoşuma gitti. Eli yormayacak ki zaten 15-20 gramında lafı olmaz aslında ama hafifliğini hissedebiliyorsunuz telefonun. Telefon Android'in Lollipop sürümüyle birlikte geliyor. Burada şunu söylemeliyim. Tamam bu telefon Lollipop ile geliyor. Eyvallah da hani geçen sene çıkan T50 modelinde Lollipop güncellemesinin gelmeyeceği açıklandı. Keşke T50'ye de bir Lollipop sürümünün geleceğini belirtselerdi de kullanıcılar da mutlu olsalardı diyelim. Neyse biz T60'a geriye dönelim. Ha bu arada unutmadan şunu da söyleyeyim Lollipop ile ilgili. Saf Android arayüzüne bayağı yaklaşmışlar. Öyle hani gereksiz arayüzlerle telefonu kastırmayalım demişler. O açıdan da hoşuma gitti benim. Dediğim gibi ekran 5 inç. Bu 5 inçlik ekranda 1280x720'lik bir çözünürlük görüyoruz. Ki hani donanım olarak bir tık aşağıda böyle orta seviye olan telefonlarda 720p ekran bence gayet iyi. Hem donanımı yormuyor hem pil konusunda da bizleri üzmemiş oluyor. IPS olan bu ekranında PPI değeri 294. Telefonun ekranıyla ilgili ya da telefonun geneliyle ilgili aslında şunu söyleyebiliriz. Telefonlarda bir ekran boyut oranı diye bir şey var. Bu ne kadar küçülürse o kadar olumsuz oluyor. Yani çerçeve büyümüş oluyor. Bu telefonda %67. Hani günümüzde yine akıllı telefonlar %80 oranlarını çıkarken %67'lik bir oranda çerçevenin ne kadar büyük olduğunu ve ekranın bu çerçevenin ortasına ne kadar daraldığını aslında bize söylüyor. O açıdan yine dediğim gibi kapasitif tuşları keşke ekranın içine alıp ekranı bir tık daha büyük tutsalarmış. Dilerseniz teknik detaylara da bakalım. Telefonda 8 çekirdekli Snapdragon 615'i görüyoruz. Ayrıca 2 GB RAM ile birlikte geliyor. Günlük ihtiyaçlarımıza oldukça
rahat karşılayabilecek bir telefon deneyimi sunduğunu söyleyebilirim içindeki donanım olarak. Şimdi kamerasına geçelim isterseniz. 13 megapiksellik bir ana kamerası, 5 megapiksellik de bir selfie kamerası var. Kamera testlerinde şahsen beni biraz şaşırttı telefon. Gündüz ışığında, hani ışığı aldığı zaman kamera çok güzel fotoğraflar çektiğini söylemeliyim. Özellikle fiyatına baktığımız zaman bu kadar iyi fotoğraf çekebileceğini ben tahmin etmiyordum açıkçası. Hani bu fiyat aralığında bulabileceğiniz güzel kameralardan birisi diyebilirim. Ön kamerası da selfie kamerası, 5 megapiksel. Yine standart selfie ihtiyacınızı çok rahat bir şekilde karşılıyor. Gece olduğu zaman işler hani çoğu telefonda olduğu gibi biraz kötüye gidiyor. Ancak yine de hani sizi çok çok üzeceğini söyleyemem. Onun dışında 1080p saniyede 30 kare video çekebiliyor arka kamerası. Ön kamerada 720p'ye kadar çözünürlük sunabiliyor bizlere. Zaten şu an arkada dönen görsellerde de kamera kalitesi hakkında ufak tefek bir fikriniz olmuştur diye düşünüyorum. Dilerseniz oyun ve pil performansından da biraz bahsedelim. Oyun testimizi Asphalt 8 üzerinde yapıyoruz. 15 dakika boyunca Asphalt 8 oynuyoruz. Oyuna başlamadan önce sıcaklık 30 dereceydi ve pilimiz de %87 seviyelerindeydi. 15 dakika oyunun sonunda 40 derecelere kadar yükseldi sıcaklık. Ayrıca pil de %76 seviyelerine düştü. Bence çok çok üst rakamlar değil. Yeri gelmişken pilinden de bahsedeyim. 2400 mAh'lik bir pili var telefonun. Günlük kullanımda bir günü çok rahat çıkartıyor. Hatta ertesi güne de sarkıyor. Ancak yoğun kullanırsanız, telefonunuzda çok fazla oyun oynuyorsanız o zaman pilden çok çok fazla bir şey beklememek lazım. Ancak hani günde ben böyle bir 15-20 dakika oyun oynayayım, gerisi böyle telefonla konuşurum işte arada bir. Hani sosyal medyayı arada bir kontrol edelim diyorsanız bir günü 2400 mAh'lik pili çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Benchmark skorları şu şekilde. AnTuTu üzerinde 25.522 puan aldı. Geekbench'e baktığımız zaman da tekli çekirdekte 610, çoklu çekirdekte de 2020 puan aldı. Turkcell T60. Skorlar bu fiyat aralığında bir telefon için fena değil. Telefonla ilgili çok beğenmediğim, hani olumsuz sayabileceğiniz bir özelliğe geçeyim. Sırada SAR değeri. Telefonun kullanım kılavuzunda yazan SAR değeri bana biraz yüksek geldi. Şuradan da hemen kontrol edeyim. 0,926 watt bölü kilogram. Hani bu değeri daha iyi çeksin diye mi yapmışlar bilmiyorum. Ancak biraz yüksek kalmış. Keşke bir tık daha hani 400'lere 500'lere düşseydi ki hani yine günümüz akıllı telefonlarda 0,200 watt bölü kilogramı görebiliyoruz. Yavaş yavaş son sözlerimize gelelim. Turkcell T serisiyle bildiğiniz gibi adından sıkça söz ettiriyor. Güzel bir başarı yakaladığını söyleyebilirim. Başta da belirttiğim gibi biz bu videoyu çektiğimiz tarihte şu an sadece Turkcell online mağazada satılıyor. Oradan dilerseniz alabilirsiniz. Ancak yakında bayilere de sunulacaktır illaki. Şu kutusunda da görebileceğiniz gibi KVK garantili telefon. İçinde gelen uygulamaları kaldıramıyoruz. Hani Turkcell'in kendi yüklediği uygulamaları maalesef kaldıramıyoruz. Bunu yapmak istiyorsanız telefonu rootlamanız lazım ki bu da garanti dışı bırakıyor. Bu bence eksi yönlerinden birisi telefonun. Ayrıca SAR değeri de bir tık daha düşük tutulabilirmiş diye düşünüyorum. Onun dışında fiyat olarak verdiği performans gayet hak ediyor. Yani fiyat performans telefonu diyebiliriz aslında. Ancak yine de böyle hani bir kıyak geçebilirler kullanıcılarını ve ön sipariş fiyatına düşürürlerse telefonun peynir ekmek gibi satabileceğini düşünüyorum. Ancak yine de hani telefonla ilgili söyleyebileceğim son sözde şu olsun. Bir operatör telefonuna böyle insanlar genelde korkuyla yaklaşırlar. Hani biz böyle teknolojiden hafiften böyle çakan gençler hani biraz uzak dururlar. Turkcell bu konuda fena bir iş çıkarmamış diyebilirim bu telefon için. Hani sizi gerek oyun konusunda gerekse hani günlük kullanım konusunda çok fazla üzecek bir telefon değil. Fiyatını hak ediyor diyebilirim. Bu videomuzda sizlere Turkcell'in yeni çıkarmış olduğu T60 modelini anlattık. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook sayfalarımızdan takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.